Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim, Akpık Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 1 kilometre mesafedeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde 4 artı 2. İsterseniz 4 artı veya 5 artı 1 diyebilirsiniz. Çünkü üst katta da bir mutfak alanımız var. İstenilirse mutfağı kaldırabilirsiniz. Bana kalırsa mutfak daha iyi olmuş. 4 artı 2 diyelim biz buraya. Şimdi özel otoparklı, geniş bahçeli, tam müstakil bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Tabi burada yüzme havuzu var. Yok. Çünkü neden yok? İmar yönetmenliğine göre, çünkü havuzları yaparken binanın metrekaresinden alıyorlar. Dolayısıyla evi büyük tutmuş, havuz yapmamış. Ama havuz yapabilir miyiz? Elbette ki yapabiliriz. Gördüğünüz üzere çok geniş bir alana sahip. Hani palmiye ağaçlar dikilmiş burada. Gördüğünüz üzere buraya çok güzel bir havuz yapabilirsiniz. Havuzun maliyeti diye kaç paradır diye sorarsanız, ideal bir havuz yaptığınızda, yani ne çok küçük ne de çok büyük, normal ideal bir havuz yaptığınızda maliyeti 200 bin TL değerli arkadaşlar. Özel otoparkımız mevcut gördüğünüz üzere. Mozaik desenli kalabodurlar döşenmiş. İki tane araç park edebiliyor. Hemen ön tarafta da gördüğünüz üzere çok güzel bir çim alanı var. İki tane palmiye ağacımız var. Limon çamları dediğimiz çam ağaçlarla dekor etmiş. Mükemmel bir peyzaj alanı var. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemleri, yani elektronik panjur sistemlerimiz mevcut. Sinekliklerimiz mevcut. Şimdi tam bağımsız olması açısından ben size böyle etraflıca dolaşmak istiyorum. Kademe koymuş arkadaşımız. Burada ekstradan bir bahçemiz daha var. Yine çim yapmış. Tabii mandalina ve portakal ağacı dikmiş. Devam ediyoruz. Buraya herhangi bir peyzaj yapmamış değerli arkadaşlar. Buraya ne yapmış? Buraya isterseniz bostan ekebilirsiniz. Salatalık, domates, tamamen organik yapabilirsiniz. Tabi deniz manzaralı burası değerli dostlar. İskanı alındı. Kat mülkiyetine geçindi. Resmi evraklarda hiçbir sıkıntısı yok. Devam edeceğiz. Tabi buradan da çelik kapının önünde de bahçeye inişimiz var. Gene aynı şekilde otopark alanına geldik. Tam bağımsız, tam müstakil 4 artı 2 değerli dostlar. 4 artı 2 güzel bir villa sunumu için geldik. Ben burada kelepir demeyeceğim. Tabii emsallerine göre, piyasaya göre uygun fiyat diyebilirim değerli arkadaşlar. Tabii Miraç Emlak'ı takip eden, Miraç Emlak'tan gayrimenkul alan herkes kazanmıştır. Bunu iddia edebiliyorum. Bunu iddia edebiliyorum. Çünkü çok değerli dostlarımız var, çok değerli müşterilerimiz var. Bunları onlar da biliyorlar. Tahmin edersem yorumlar kısmına da bakıyorsunuz. Hatta İrfan Bardakçı, değerli dostum, sevgili abim, o da bizden burada bir yer almıştı. Zamanında almıştı. Yaklaşık 8-10 ay önce almıştı. Aynı bugün gün içerisinde bir müşteri geldi. Ben burada yer almak istiyorum. Tam 2,5 katına fiyat verdi değerli arkadaşlar. Çünkü dedim, gerçekten prim yapan bir yer. Gerçekten kazandıran bir yer. O yüzden biz de elimizden geldikçe Didim'i size tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün Aydın Didim Akpık Mahallesi'ndeyiz. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde 4 artı 2, 4 artı 2 tam bağımsız, tam müstakil bir villa sunumu için geldik. Şimdi hazırsak hep beraber evimizin içerisine girelim. Gözlüğümü çıkarıyorum değerli arkadaşlar. Çünkü dışarıda müthiş bir güneş vardı. Hemen evin içerisine girer girmez çelik kapımızı kapatıyoruz. Mutfak kısmımıza girdik değerli arkadaşlar. Burada buzdolabı yerimiz var. Set üstü ocak, dablumbaz yerimiz, çimstone tezgahımız, beyaz granit evyemiz, tabi bulaşık makinesi, fırın yerlerimiz mevcut. Tabi mutfak kısmı biraz salona göre yüksekte kalmış. Proje olarak bu şekilde çizmiş. Hemen karşı tarafta da, Sinan bir gösterebilir misin? Bir el yüz yıkama yeri, banyo tuvalet tarzında bir yer yapmış. İki basamakla salona iniyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 60'a 60 yarı mat şeklinde kalabordo döşenmiş. Televizyon ünitesini karşı tarafa koymuş. Tabi buradan da veranda kısmına, bahçeye çıkış için boydan boya sürgülü kapı yapmış. Sineklikler mevcut. Panjur sistemleri mevcut. Tavana baktığımızda tavan yüksekliği gayet ideal, güzel, geniş, yüksek. Tabi spot lambalar vermiş, led ışıklar vermiş. Orta yere gene antresit boyayla dekor verilmiş. Şimdi alt katımız, binanın tamamen müstakil olduğu açısından sizlere etraflıca gösterdik. Şimdi alt katı da gösterdik. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıkarken gayet güzel mermerlerden basamaklar da döşenmiş. Tabi alüminyum korkuluklar da yapılmış. Merdiven aydınlatması için çift açılımlı pencereler mevcut gördüğünüz üzere. Hemen
banyoya girmeden hol alanına geldik. Birinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Birinci yatak odamız gördünüz ve gayet güzel ve full deniz manzaralı. 60'a 60 porselen seramik, yarım mat seramik döşenmiş. Ön tarafta da güzel bir balkon alanımız var. Odanın içerisinde de Sinan kardeşim şu anda gösteriyor sizlere. Deniz net bir şekilde gözükebiliyor. Deniz net bir şekilde gözükebiliyor. Aydın Dilim Akbük Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde. Her odamızda televizyon sistemimiz mevcut. Sadece burada ne diyebilirim? Müteahhit arkadaşımız çok cimri davranmış. Burada tek bir ampul koymuş. Keşke buraya daha güzel bir avize yerleştirebilirdi. Tabii ben bunları söylerken bana kızıyorlar değerli arkadaşlar. Yani neden böyle diyorsun? Bizim malımızı niye kötülüyorsun diyorlar da. Tabii bu kadar para istediğin zaman buraya daha güzel bir avize yerleştirebilirdi. Tabii şimdi ikinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere balkona çıkış kapımız var. Burada da çift açımlı bir penceremiz var. Gene tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Stropier dediğim malzemelerle, yani eskiden kartonpier döşüyorduk. Ben inşaatçı olduğum için söylüyorum. Alçıdan döküm malzemeler vardı. Onlar da tabii ağır oluyordu. Düştüğü zaman da bayağı eve hasar verirdi. Şimdi köpük malzemeler, yani stropier dediğimiz malzemelerden yapıyorlar. Onları da saten alçıyla birleştiriyorlar. Düştüğü zaman da hiçbir şekilde, tabii ki düşmez de, düştüğü zaman da hiçbir şekilde hasar vermiyor değerli arkadaşlar. Şimdi birinci kattayız. Üçüncü yatak odasına geçiyoruz. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde ön tarafta bir Fransız balkonumuz var. Gene aynı balkona bir çıkışımız var. Her penceremizde, her kapımızda sineklik sistemleri, elektronik panjur sistemlerimiz mevcut. Dediğim gibi keşke odalara böyle daha güzel, daha dekoratif, daha böyle hani güzel bir avize yerleştirebiliyordu. Gördüğünüz üzere bakın burada şimdi televizyon sistemi, anten sistemleri, merkezi sistem yapmış. Çanakla falan hiç uğraşmıyorsunuz. Yatak başları bir şekilde düşünmüş, gardırop alanı. Burada 3 tane yatak odamızı tanıttıktan sonra şimdi burada bir genel banyomuz var. Hemen genel banyoyu da tanıtalım. Hakikaten çok birçok villa tanıtıyorum. Geniş bir banyo, geniş bir şekilde yapmış. Siyah tepper camla duşak kabin düşünülmüş böyle şu şekilde yani... İçeriye de çift açımlı vasıtasız tencere vermiş. Vitrife malzemesini gerçekten güzel kaliteli malzeme kullanmış. Klozet alanı burada. Hemen burada bir Hilton dolabımız var. Hemen yan tarafında da bir dolabımız mevcut. Yani ekstra malzeme olduğu zaman buraya kullanabiliyorsunuz. Eksiklerimiz var. Mesela gördüğünüz üzere buraya çok güzel bir lamba yerleştirecek mesela. Burada da çamaşır makinesi, güneş enerjisinin tesisatları komple çıkmış yukarıya, hazır bir şekilde duruyor. Tabi kapalı havalarda da burada termosifon koyabilirsiniz. Termosifondan yararlanabilirsiniz sıcak suyunuzu karşılamak için. Şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Gene devam ediyoruz. Yukarı çıkarken alüminyum korkuluklarımız mevcut. Tabi burada taşıyıcı kiriş var. Taşıyıcı kirişten duvarı dış taraftan örmüş. Sinan hemen yukarı çık. Burada bir küpeşte mermer koymuş değerli arkadaşlar. Burada da çok güzel bir şekilde hani saksı ve çiçek bir koyabilirsiniz. Daha güzel dekor verilebilir buraya. Şimdi ikinci genel banyomuza gelelim. Yani yukarıya müştemilat kısmına çıktığımız zaman bir ufak koridor alanımız var. Hemen banyoya girişimiz geldi. İlkin banyoya girmek istiyorum. Gördüğünüz üzere bir oda büyüklüğünde bir banyomuz mevcut. Şeffaf tempur camla duşakabini yapılmış. Klozet alanını hemen buraya yerleştirilmiş. Çift açımlı vasıtasız penceremiz mevcut. Çamaşır makinesi için gene burada yeri aynı şekilde düşünülmüş. Hemen karşı tarafta da Hilton dolabımız mevcut. Hilton dolabının üzerine aynamız var. Sağında ve solunda da etajer yerlerimiz mevcut. Dediğim gibi sadece eksikler ne var? Hemen elektrik çarpmadan göstermek istiyorum. Buraya da son derece modern bir şekilde aplik lamba gelecek değerli arkadaşlar. Kat mülkiyeti yapılmış, iskanı alınmış, hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Tabii dördüncü yatak odasının içerisindeyiz. Dördüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde 60'a 60 yarım mat şeklinde kalabodur malzeme döşenilmiş. Tabii imar yasasına göre çatı meyli gitmek zorunda. Burada da çok rahat bir şekilde yaşamınızı sürdürebiliyorsunuz. Işık aydınlatma açısından da güzel bir pencere yerleştirilmiş. 4 artı 2 demiştim. 4. odamızı tanıttık. Dilerseniz 5 artı 1 de yapabilirsiniz. Çünkü burada ekstradan bir mutfak yerleştirilmiş. Hani isterseniz mutfağı kaldırıp burayı oda da yapabilirsiniz. Ama mutfağa ihtiyacım var derseniz burada bir mutfak alanımız var. Buzdolabı alanımız, çamaşır makinesi yerimiz,
Set üstü ocağımız ve dablamaz yerimiz burada. Tabii tezgaha yine çimston malzeme yerleştirilmiş. Olmazsa olmazlardan terasıdır değerli arkadaşlar. Terasa çıkmak istiyorum. Gördüğünüz üzere gayet güzel, gayet geniş bir terasa sahibiz. Şimdi terasın önüne geldim. Şimdi Akbük Körfezi'ni Sinan Bey hemen şöyle bir deniz manzarasını gösterebilir misiniz? Hem şehir manzarası. Sinan senden ricam bir de doğayı göster. Hem şehir manzarası hem doğa manzarası. Aydın, Didim, Akbük Mahallesi'ndeyiz. Akbük Körfezi komple ayaklarımızın altında değerli arkadaşlar. 300 metrekare arsa içerisinde. Dilerseniz 4 artı 1 deyin. Dilerseniz 5 artı 4 artı 2 deyin. Dilerseniz de 5 artı 1 deyin. Yani bu mutfağı kaldırırsanız odanız 5 olur. Bu mutfakta kalırsa 4 tane yatak odamız var mevcut biliyorsunuz. Ekstradan salon açık mutfağımız var. Aydın dedim Akbük Mahallesi'ndeyiz. Denize 1 kilometre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Bugün Miraç Emlak olarak gerçekten pozitif enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz. Adeta Didim'i sizin evinize kadar taşıyoruz. Dolayısıyla istenilirse bunun üzerine pergüle de atabiliyorsunuz. Burayı kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hem şehri görebiliyorsunuz hem doğayı görebiliyorsunuz. 300 metrekare arsa içerisinde değerli arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız paylaşım yaparken kelepir, sudan ucuz, şudur, budur diyorlar. Şimdi malumunuz Türk ekonomisi biraz hani düştü. Tabii ben kelepir demeyeceğim ama emsallerine göre. Ama emsallerine göre yani piyasaya göre bana göre makul ve mantıklı bir fiyat değerli arkadaşlar. Şimdi fiyatını söylemek istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon 400 bin TL değerli arkadaşlar. 3 milyon 400 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.